112 Acil Çağrı Merkezi numarasını öğrenin ve aile bireylerinizin öğrenmesini sağlayın. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz eşya ve malzemelerin içinde bulunduğu afet ve acil durum çantalarınızı ulaşabilecek bir yerde hazır bulundurun. Herhangi bir afet anında ilk buluşma yeri olan toplanma alanlarını bilmek çok önemlidir. E-Devlet kapısı üzerinden ilçenizdeki en yakın toplanma alanlarını öğreniniz. Afet ve acil durumlarda kullanabileceğiniz bir uygulama geliştirildi. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Uygulama sayesinde yardım ekiplerine tek tuşla kolaylıkla ulaşabilir, toplanma yerlerini öğrenebilir, eğitim videolarını inceleyebilirsiniz. Lütfen telefonunuza indiriniz. Evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda tehlike avı yaparak hayati risk oluşturabilecek yapısal eşyaları sabitlemenin, olası bir deprem sırasında size ve ailenize zarar verme riskini en aza indireceğini unutmayın. Evinizde bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığını öğrenmek için mutlaka yetkili kuruluşların test ve ölçümü yaptırın. Eğer bulunduğunuz bina depreme dayanıklı değilse, ya güçlendirin ya da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yenileyin. Deprem esnasında paniğe kapılmayın, pencerelerden uzak durun. Sarsıntı geçene kadar çök, kapa, tutun hareketini doğru bir şekilde uygulamak, ölüm ve yaralanmaları önlemek açısından hayati önem taşır. Olası bir deprem sonrası yolları acil durumlar için lütfen boş bırakın. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şarterlerini kapatın. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olun. Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin. Sahil kenarında yaşıyorsanız bölgenizde tsunami tehlikesi hakkında bilgi edinin. Kuvvetli bir depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine karşı kıyılardan ayrılın ve yüksek yerlere çıkın. Tehlike geçti denene kadar kıyılara dönmeyin. Bulunduğumuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin. Sel konusundaki uyarıları radyo ve televizyondan mutlaka takip edin. Gerektiğinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden telefonla bilgi alın. Sel sırasında sakin olun. Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bir yere gidin. Elektrik kaynaklarından uzaklaşın. Sel esnasında aracın içindeyse de suyla kaplı yollardan gitmemeye çalışın. Sel sularının bulunduğu bölgede araç kullanmayın. Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmayın. Orman yanındaki tarlalarda ot ve yağınız yakmayın. Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın. Hortum sırasında bina içindeyseniz elektrik şalterini, su ve doğal gaz vanalarını kapatın. Sığınağınız varsa hemen sığınağa koşun. Sığınağınız yoksa banyo, koridor gibi penceresiz alanlara sığının. Kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olun. Hortum sırasında öncelikle sığınacak güvenli bir yere arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun. Köprüler, üst geçitler ve enerji nakil hatlarından uzak durun. Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin. Bir aracın içinde sığınmanız gerekirse emniyet kemerinizi takarak başınızı bir örtüyle koruyun. Afet ve acil durumlarda iletişimi kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duymadıkça kesinlikle cep telefonu kullanmayın. Haberleşmelerinizi